Abim benzine zam geldi biliyorsun. Biz hak ediyoruz, onlar KDV. Da yapıyor. Biz hak ediyoruz, onlar da yapıyor. Bu halk her şeyi hak ediyor. Her türlü zamı hak ediyor, her türlü zulmü hak ediyor. Abim merhaba, benzin fiyatları yükseldi. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey olmaz, çok iyi. Arabamız var bak burada. Yani artık bu saatten sonra bununla gezeceğiz. Çok şükür, sağ olsun devletimiz bizi düşünüyor. Bizi bunlara mahkum ediyor işte. Yani ayaklara tabana kuvvet. Ayakkabılara yoğunlayacağız şu an. Maaşa da zam yaparlarsa sağ olsun büyüklerimiz. Hallolur her şey. Ama önce maaş. Türkiye yeni yüzyılı olacaktı. Olur olur, böyle giderse en yeni yüzyıl oluruz. Teşekkürler. Arabam yok, bir şeyim yok. Olanlar düşünsün. Yani bu millet hak oluyor, bu kadar basit. Benzinle gelen her şey zaten zam geliyor. Yapacak bir şey yok. Her şey göz önünde belli. Sana kaşıkla verir, kepçeyle alıyor. Ki yeni yüzyıl olacaktı. Onu geç. Onlar hep şeyden kalıyor, dilden kalıyor. Söylenipte kalıyor. Kabarda petrol çıktı, ötesiniz ama benzine zam, mazota zam, çaya zam, şekere zam. Teşekkür ederiz. Memnunuz. Hayatın zammı zaten büyük. Benzinin zammı bir şey değil yani. Az. Az. Zammı soruyoruz. 33 lira oldu. Kabardan petrol çıkardık. Ne oldu? Evet. Doğalgazı ücretsiz verdik. Ama şimdi %200 bilmem kaç zam geldi. Yapacak bir şey yok yani. Ama hakka gidiyor bunu. Benzin 33-34 lira oldu. Abi bu millete mustahak. Hele AK Parti'ye oy verenler utansın abi. Ben vermedim. Ben rahatım. Oy verenler utansın. Bir şey demiyorum. Ne olacak abi böyle? Türkiye yeni yüzyıl olacaktı. Düzelmez abi. Bu AK Parti gitmediği müddetçe hayatta düzelmez. Hiçbir şey düzelmez. Hiçbir şey düzelmez. Kabardan benzin çıkıyordu. Petrol çıkıyordu. Onların hayatı yalan abi. Hiçbir şey çıkacağı yok. Çıkıyor benzin adam geliyor. Çıkıyor benzin adam geliyor. En hiç çıkmasın daha iyi. Abim benzin 33-34 lira oldu. Ne düşünüyorsun? Çok iyi oldu. Oh. Ne diyeyim abi? Abi gelen oh diyor, giden ne oh diyeyim? Diyor. Adam seçimi kazandı oh diyorsa ben de diyorum. İyi ki olmuş oh. Arabası olanlar düşünsün ama bizim arabamız yok. Bize de zam şey vergi çoğalıyor. Yani iyi olmuş diyorum. Bir şey demiyorum. Kabardan petrol fışkırıyor dediler. Daha diz boyunu geçmedi. Geçsin. Yok şey. Çok güzel. Yaşantı güzel. Her zaman böyle devam edelim. İyi yaptılar ha. Olsun. Oy veren ellerim kırılsın benim ya. Verdin mi abi? Vermem ya. Verir miyim ya? Öyle adam benziyor mu ben ya? Yazdır olsun bunlara. Ülke böyle yönetilir mi ya? Aslan dayım. Para da bulamıyor. Elektrik bir şimdi. Araplara getiriyor Türkiye. Bence dayım doğru. Satacak yer kalmadı. Kabardan petrol çıkıyordu. Seçimler çıkar. Seçimler de çıkar. Başka da çıkmacası yok. Ya adam dün gelmiş yaptığı işe bak, ilkokullara ayıracağım diyor ya. İlkokulları. Öğrencilere bak ya, biz böyle mi giriştik? Öğrenci okutamazsın böyle, zihniyete bak ya, bozu zihniyet. Beni kaptırma şimdi, baş ver. Serpoş adam ayılır, bunlar hiç ayılmıyor. Zaten benzin mi yükseldi? ADV'ler, OTV'ler. Hepsi yükseldi. Bu emekliye ne verdi, bu emekli neyle geçinecek? 9 milyon insanı niye mağdur ettiler? Allah'tan korkmuyorlar bunlar. Bu ne olacak bizim halimiz? 7500 lirayla ne yapacağız biz? Ya bu ne biçim adalet, ben anlayamadım. Ne biçim, yarısına veriyor, yarısına vermiyor. Böyle bir şey olur mu ya? Ben böyle millete sesleniyorum. Yerel seçimler var, güzel bir ders vermeleri lazım diyorum. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu 9 milyon insan... Bu Türkiye vatandaşı değil mi ya? Torba yasadan hep mağrum çıkardılar. Bu adamları perişan ettiler. Olur mu öyle şey ya? Tayyip Baba dedik, Tayyip Baba dedik. Bahçeli dayı dedi, yazık günahtır dedi. Bunlara bir şey verin gene vermedi. Böyle şey olur mu ya? %15'i de vermedi ya. Şey açıldı, açıklama yapıldı. 19.77 verdi, onu da vermedi. Kök maaşına bağlıyorlar, kök maaşına. Ya Allah'tan korkmuyorlar bunlar abi ya. 7500 lira onların hanımları bu asına yetmiyor ya. Onların hanımı giydiği ayakkabı 7500 lira ya. Allah'tan korkmuyorlar, millet düşünmüyorlar ya bunlar. Düzelmez mi abi? Abi düzelmez. Umut. Yok, ben hiç umut yok yani. Böyle giderse millet isyan ediyor ya. Şu anda bu 9 milyon insan isyan ediyor. Gerçekten isyanda şu anda. Millete bıçak vursan kan gelmiyor ya. Bilmiyorum ne olacak. Sonumuzu perişanız abi. Bak buradan burada boş boşuna oturuyoruz yani. Düşünüyoruz. Ne yapacağız? Ev kirası 10 milyar, 12 milyar, 15 milyar. 7,5 milyara ev kirasını ver. İki tane de çocuğun olsa ne yapacak? Ne yiyecek? Ne giyecek? Ne olacak bu? Ben burada Tayyip Bey'e sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. Gerçekten güzel bir şey yapmadınız diyorum. Bu 9 milyon insanı perişan etmeyin. Onlara bir seans, sen bir şey verin. Buradan sesleniyorum yani. Yoksa halimiz perişan diyor. Arkadaşlar benzin 33-34 lira oldu. Abi, ne düşünüyorsunuz? AK Partili bunlara söyle. Allah oğlum arkadaşlar. Vermiyorum inşallah. Ben vermiyorum. Emre gel lan. Emre gelsin oğlum. Abi millet dev kalıyor artık. Bir şey demiyorum. Artık. Benzin 33-34 lira oldu onu soruyor. Çok ne düşünüyorsun? Çok güzel oldu. Daha beter oldu. Evet daha beter olsun. Halle de 100 lira olur.
İnşallah. Mükemmel olmuş tek bence. Tek dileğimiz o. Niye abi, biz de etkileniyoruz. Zaten biz de etkileniyoruz. Biz de onunla demin konuşuyorduk arabada. Bence sonuçta biz bizi de etkilemiş ama yapacağım bir şey yok. Hak ediyor. Evet. Allah'ı da daha yeni yüzyıl olacaktı. Ne? Türkiye yeni yüzyıl olacak. Nasıl yeni yüzyıl? Daha dün Avrupa'ya yüzünü döndü. Şimdi Avrupa'dan para dileniyor. Bugün iyi dediğine yarın kötü diyor. Böyle bir denge. Neyin yeni yüzyılı? Dediler ya seçimden önce Türkiye yeni yüzyıl olacak diye hükümet söylemiş. Sen inanıyor musun yeni yüzyıl olacağını? Ben de yeni inandım ama hırsız düzen oluyor. Hiç hırsız yine devam ediyor hırsızlığı. Ya bu Türkiye var ya %200 de olsa yine gitmez. Evet olmaz. Doğru. Bunlar böyle bu insanlar varken olmaz. Hele hele bu toplum varken bak diyorsun ya benzin 34 değil 234 lira olsa yine millet alacak. Evet. Bu bir toplum böyle. Ekmek 100 lira da olsa biz oy vereceğiz diyorlar. Yine vereceğiz diyorlar. Ben çadırda ya aç yaşarım soğan yerim. Tayyip'e oy verin diye ne beklersin ya? Kazandılar diye sevindiler, alay çektiler. Neyi sevmesin ya? Neyi sevmesin yapıyorlar? İnsanlar öldü, sevme yapıyorlar. Türk paranın 200 liran oldu 20 lira bak. Hiç, o da yok. Alsana 200 lira, git burada otur bakalım kaç para veriyorsun? Bir çorba 50 bin lira, bir tabak çorba içiyorsun 50 bin lira, bir bardak çay 20 lira ya. Bu daha nasıl yaşasın bir ülkede? Çalış çalış, bir sosyal varlığı yok. Lokanta var, bir işkembe çorbası 130 lira. Hadi iç bakalım, göreyim seni. Ne olacak bu emeklinin hali? Bak. Avrupa'daki emekliler geliyor, Türkiye'yi geziyor, her yerine gidiyor. Sen emeklin bak burada ağacın altında oturuyor. Aç, cebinde bir simit alacak parası yok. Boya da geldi mi onu destekliyorsun. Biz böyle bir toplumuz. Müstahak daha abi. Kötü daha kötü olacak inşallah. Daha. Hadi iyi günler. Allah 33-34 lira oldu. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Başka diyecek bir şey yok. Bu gidişinden sonumuz kötü. Ne olacak abi böyle? Böyle hani tutumsuz cennet vatandaki gelirleri boşa kullanıyorlar. Daha sonra da bu millet çıkmaza giriyor. Yoksa bu vatan yani herkese yeter ama işte. Türkiye yeni yüzyılı olacaktı. İşte her söz. Baksana emekliliği ne yaptılar? Yok 7500 oldu. Yok yine 7500 alacak. Tamamen kelime oyunları. Ve de yani bir şey için değil de Allah baksın görsün herkes kendini garantiye aldı nasıl olsa bundan sonra da. Yani şu anda Devlet Bahçeli'nin bile dinlenmemesini siz de artık takdir edin. İyi oldu. Tabii bize az bile. Değil mi? Ekmeğini yemesini bilmeyene az. Bugün kalkmış bir de 7,5 lira maaş veriyor. Hangi bir 7,5 lira ben kiraya gideceğim? Hangi 7,5 lira ayakta duracağım? Senelerimi verdim. 28 sene ben sigortalı çalıştım. 41 yaşında emekli oldum. 30 yılda Kadıköy'de bile sattım. Diyeceğim ki paran için çalıştım. Çalışacağım tabii ama bana 1000 lira ver hayat normal olsun. Mehmet abi benim yerime de konuş. Gözünü seveyim. Abi sen... benzin fiyatlarını soruyorum. Ben bu huyumu biliyor. Çok ağır konuşurum. Sen benim yerimde konuş. Abi ağır mı konuşuyorsun? Ağır konuşsak ne olur? Ne ifade? Küfür ise haşa şahidim olmuyor. Neyi elde edebilir? Yükselir tabii. Orada bir rant var. Rantın bitmediği sürece benzin fiyatları yükselir. Hepsi. Yok canım. Dünyada iyi. En çok bir... bize göre iyi biraz. Ha müstahak diyorsunuz yani. Bize müstahak ha. Fiyatları yükseldi biliyorsun ÖTV, KDV. Sadece onlar mı yükseldi? Türkiye'de hayat hepsi yükseldi. Telefonu söyleyeyim, market malzemelerini söyleyeyim, nargur malzemelerini söyleyelim. Valla batağa doğru gidiyoruz yani. Durum iyi gitmiyor. Çok kötü gidiyor. Yani ne diyeyim yani. Seçim aşamasında verilen vaatlerin hiçbirisi yerine getirilmiyor. Seçimden önce kesenin ağzını açtılar. Bol bol dağıttılar. Ülkeyi bir hale getirdiler. Şimdi sonuç bu. Yani sonuç şu an kötüye doğru gidiyor. Hepimiz korkuyoruz. Endişeliyiz şu an. Hiçbir esnaf şu an gönül rahatlığıyla bir iş yapmak istemiyor. Hiçbir yatırımcı iş yapmak istemiyor. Dolayısıyla hepimiz şu an tedirgin. Önümüzü göremiyoruz. Türkiye coğrafyası olarak bile baktığımız zaman bir cennet üzerine kurulmuş bir ülke. Neyimiz yok? Mesela bakıyorum ben bana kendi kendime düşünüyorum. Orman alanımız yok mu? Var. Genç nüfusumuz yok mu? Var şu an Avrupa ülkelerinde hepsi sürünürüyorlar şu an. Ben tanıyorum şu an burada ekonomistler, mühendisler, doktorlar Avrupa'da şu an amelilik yapan insanları biliyorum, görüyorum. Şu an orada perişan olan insanlar kim? Ben kendi ailemde de insanlar var. Şu an üniversite mezunları aynı durumda. Efendim ben tarım alanımız yok mu? Var. Petrolümüz var. Var. Bilmiyorum. Cüdü'den de çok petrol çıkartıyorlardı. O da çıkmadı galiba. Boş mu çıktı bilmiyorum. Yani bir sürü şey var. Türkiye'de olmayan hiçbir şey yok. Ama aciz. Ya 20 yıldır şu an 22 yıldır bir iktidar bizi yönetiyor. Ya beceriksizdi diye başaramıyor. Yani başaramadı. Ben şu an siyasi iktidarın yerinde olsaydım, Sayın Cumhurbaşkanı yerinde olsaydım vallahi de billahi de aday olmazdım. Yeter daha ömrü sonuna kadar Cumhurbaşkanı mı olacağım? Ömrü sonuna kadar ben bu ülkemi yöneteceğim. Ya ülke kötüye doğru gidiyorsa eğer yönetemiyorsan bırakacağım başka birileri yönetsin ne olacak? Türkiye'de şu an genç nüfus var, genç insanlar var.
Aslında bu gençlerin önünü gençler yönetsinler ülkeyi. Bana göre gençler bu ülkeyi yönetseler de emin olunuz ki ülkenin hali böyle olmaz. Güle gülüsün olun. Abi zaten ülke batmış da ne yapalım. Düzelmez mi? Düzelmez. Zam üstüne zam geliyor. Sor. Yani niye? Çünkü piyasanın da artık ne olduğu hiç belli değil. Artık herkes alışmış. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Halkımız gayet memnun. Yapacak memnunlar bence. Çok da konuşulacak bir şey yok herhalde. Var mı yani? Düzelmez mi? İnmez mi bu fiyatlar? Zam üstüne zam. Halk düzeltir. Başka kimse düzeltmez bu işi. Halk düzeltirse halk düzeltir. Siyasetçilerden bir şey beklemek olmaz yani. Benzin 33-34 lira oldu. Sudan ucuz. Sudan ucuz değil mi abi? Evet. Abim merhaba. Benzin 33-34 lira oldu. Vatandaşa soruyor. Az abi. Az ya. Az mı? Az daha olsun. Bir kişi de demedi ki ya kötü oldu diye. 100 lira olsun ya. Bir Allah'ın kulu konta kapatıyor mu? Çin'de 1,5 lira, 1,5 kuruş muydu neydi hatırlamıyorum. 5000 lira araç konta kapattı. Bak bir Allah'ın kulu dedi. Demek ki millet memnun. Hak mı millete var? Vallahi vatandaş ne düşünsün? Bu hükümet böyle olduğu sürece, bu bizim emeklilerde bu vaziyet kafasız olduğu sürece hepimiz çekeceğiz. Yani başka çaremiz yok. Bu hükümet gidene kadar, bu hükümet gittikten sonra belki refaha erişeceğiz. Gabardan petrol fışkırıyor dedi. Gabardan petrol, doğru söylüyorsun. Şu anda ne diyorlar ona, benzin istasyonlarından petrol fışkırıyor. 30 TL, 30 metreye kadar çıktı yani. 40'ı bulacak diyorlar yani. Bir emekli 700-7,5 lira maaş alıyor. Kira mı verecek, elektrik mi verecek, su mu verecek, ne verecek? Bu milletvekilleri hiç mi düşünmüyor acaba? Kendilerine geldim mi de hemen oylamayı kaldırıyorlar. Yani ben anlamıyorum bu milletvekillerini. Bütün vatandaşlara gidiyorlar. Önceden her şeyi tamam okey. Her türlü olanağı diyorlar sağlayacağız diyorlar. De insanlara geldim mi de açlıktan sefalette bırakıyorlar. Başka bir şey yok. Ben olsam yani şey olarak milletvekillerine asgari ücret veririm. Gerekirse hepsi istifa etsin. CHP'si, MHP'si ne diyeyim artık sana. Hiçbirisi yani şu anda Türkiye'ye bir faydası yok. Milletvekillerinin özellikle. Yani boşuna maaş alıyorlar. 70 lira maaş alıyorlar adamlar. Biz alıyoruz 7,5 lira. Yani hiç mi vicdanları yok bu oylamayı yaparken? Ya hiç mi vicdanları sızlamadı? Bizim de hepsini yani hepsi zengin değil yani. Bu AK Partili olsun, MHP'li olsun bunların hepsi zengin değil. Ya bu insanlar yani demiyor mu ki ya ne yiyeceğiz ya? Yani bunlar niye düşünmüyorlar? Vallahi ben milletvekillerinin komple istifa etmesini istiyorum. Yani hak etmiyorlar hiçbir şeyleri. A'sı olsun, B'si olsun. Özellikle sendikalar. Sendikalar hiçbir yürüyüş yapmıyor. Hiçbir olağanüstü bir olaylara girmiyorlar. Sadece bir söz. Bugün ne oldu efendim? Biz maaşı şu kadar yapacağız, toplantı yapacağız. Önerge vereceğiz. MHP dedik önerge vereceğiz. Ben MHP'de ilk defa duydum bir yani MHP sağ tarafının işçiyi düşündüğünü. O da şaşırdım yani. Hani dedi ya böyle böyle ya arkadaşlar biz işte MHP olarak şu taraftarıyız. Memurlara ne verildiyse biz de onu verme taraf. Niye o akşam önerge vermedin? O gece saat 2-3'e kadar ben televizyonu bekledim. Acaba dedim MHP başkanı dedim beni şaşırtabilir mi ya dedim. Yani gerçekten dedim işçiyi düşünebiliyor mu dedim. Ve şaşırtmadı yani gerçekten. Şaşırtsaydı kafamı kırardım yani. Çünkü adamlar ya bu sağ görüşün hangisi gelirse gelsin abi. Yani ne diyeyim sana işçiyi düşünen bir kesim yok.